birçoğumuza göre uçmak harika bir seyahat yöntemidir. Fakat pistte kalkışı beklemek bazen çok sıkıcı olabilir. Böyle anlarda koltuğunuzda oturup arabayla gitmek acaba daha mı kısa sürerdi diye düşünürken pencerenizin üzerinde küçük üçgen bir çıkartma fark edebilirsiniz. Eğer bu çıkartmaları daha önce hiç fark etmediyseniz dikkatsiz biri olduğunuzu düşünmeyin. Çünkü her uçakta sadece 4 pencere bu şekilde işaretlenmiştir. Genelde kırmızı ya da siyah renkte olurlar. Bakıyorsanız bu işaretleri kolayca fark edebilirsiniz. Fakat bakmıyorsanız gözden kaçırmanız işten bile değildir. Peki ama bunlar nedir? Bir komplo teorisinin parçası olabilirler mi? Yoksa bunlar Illuminati üyeleri için ayrılmış koltuklar mı? Fakat cevap bu kadar dramatik değil. Gelecek sefer uçağa bindiğinizde biraz daha yakından bakarsanız bu üçgenlerin uçağın kanatlarının ön ve arka uçlarıyla hizalı olduğunu fark edersiniz. Bu da mürettebat kanatların buzlanıp buzlanmadığını ya da kanatçıkların olması gerektiği gibi çalışıp çalışmadığını kontrol etmek istediğinde epey faydalı olur. Bu çıkartmalar mürettebatın hangi pencereden bakmaları gerektiğini bilmelerini sağlar. Sırf daha uygun bir görüş elde edebilmek için onlarca yolcunun üzerinden tırmanmalarını istemezsiniz, değil mi? Uçuş personellerinin evlerinden uzakta uzun saatler süren stresli bir işleri vardır. Elbette egzotik bölgelere bedava uçmak kulağa heyecan verici gelebilir. Fakat havalimanı otelinde geçirilen bir gece sanırım kimsenin hayalindeki tatil değildir. Tahmin edebileceğiniz üzere uçaklar muhtemelen farkında olmadığınız birçok küçük sır ve özelliklerle donatılmıştır. Tıpkı Ali Nerede Bulmacalarının dev alüminyum versiyonları gibidirler. İşte karşınızda uçakların muhtemelen farkında olmadığınız 5 özelliği. 1 numara. Gizli uyku bölmeleri. Uçmak, seyahat etmenin açık ara en hızlı yoludur. Fakat hız göreceli bir kavram olabilir. Eğer Avustralya'ya giden 14 saatlik bir uçuş boyunca oturmak zorunda kaldıysanız, uzak mesafeli uçuş bunu anlatmaya yetmez bile. Uçuşunuz aşırı uzun olmasa bile, birkaç saatten daha uzun süredir havadaysanız, biraz kestirmek oldukça cazip gelebilir. Aynı şey pilotlar ve uçuş personelleri için de geçerlidir. Ve bundan dolayı birçok yolcu uçağında yorgun mürettebatın ihtiyacı olan uykuyu alabilmesine olanak sağlayan gizli bir bölme vardır. Odaların yerleri değişkenlik gösterebiliyor. Fakat mürettebatın yattığı yerler genellikle küçük ve penceresiz bölmelerden oluşur ve birinci sınıfın alt kısmında olur. Boyut ve tasarımlar hava yollarına bağlı olarak ranzalı bir odadan kısımlara ayrılmış uyku bölmelerine kadar oldukça değişkenlik gösterebilir. Genellikle çoğunda bir dereceye kadar ses yalıtımı yapılmıştır ve ayna ya da dolap gibi temel eşyalar bulunur. Yüksek teknolojili bazı uçaklardaysa müzik çalar ve diğer eğlence sistemleri bile bulunabilir. Genellikle uyku bölmesine kokpitin hemen arkasında bulunan dar bir merdivenden erişilebilir. Ve bu odalara gizli derken gerçekten gizli olduklarını kastediyorum. Tipik olarak giriş uçağın mürettebat bölümündeki bir panelin ardında gizlenmiştir. Fakat bazıları kamuflajı bir adım öteye taşır. Örneğin Boeing 773'te bu kısım başüstü bagaj kabini gibi görünecek şekilde gizlenmiştir. Gizliliğe ne kadar da önem veriyorlar. Daha önce söylediklerimi unutun. Illuminati'nin bu konuyla alakası olmadığından emin miyiz? Büyük uçaklarda bu bölmeler doğrudan kokpitin altında bulunan pilot bölmeleriyle birlikte 10 yatağa kadar çıkabilir. Bunlarsa mürettebat bölmelerinden biraz daha geniştir. Hatta bazı hava yolları pilotlarına birinci sınıf koltuklar ve özel banyo gibi imkanlar sağlayabiliyor. Birinci sınıf uçuş diye buna derim. 2 numara. Kanatlardaki halkalar. Bu arada daha önce bahsettiğimiz üçgenlere bakarken pencereden dışarıya da göz gezdirdiniz mi? Airbus'un yaptığı jetlerden birinde uçuyorsanız uçağın beyaz ve pürüzsüz kanatları üzerinde çıkıntı şeklinde bir çift küçük sarı halka fark etmişsinizdir. Oraya bir nedenle yerleştirildikleri kesin. Fakat bu neden ne olabilir? Şöyle ki birçok yolcu uçağının şişme kaydıraklarla donatıldığını biliyorsunuzdur. Bunlar acil bir durumda veya mecburi iniş sırasında uçağı hızlıca tahliye etmek için kullanılır. Ayrıca havacılıkta yaşanan felaketlere biraz da eğlence katmışlar. Gerçi bu hedeflenen işlevden daha çok bir yan fayda. Durum şu ki Airbus'taki bazı mühendisler sistemde bir kusur fark etmişler. Aerodinamiği sürdürmek için uçağın kanatlarının pürüzsüz olması gerekiyor. Fakat bu üzerlerinde durmayı oldukça zorlaştırıyor. Bu durum özellikle yağmurdan ya da suya yapılan mecburi inişlerden dolayı kanatlar ıslandığında geçerli oluyor. Kimse mecburi bir iniş sırasında uçağın kanadındaki ıslak zemin yüzünden yaralanmak istemez. Bundan dolayı bir şeyler yapılması gerekiyordu. Mühendislerin çözümü ise teknik yaratıcılığın harika bir örneği olmuş. Bir halat.
acil kaçış halatının bir ucu uçağa, diğer ucuysa öndeki halkaya sabitlenir. Ardından ikinci halatın bir ucu arkadaki halkaya, öteki ucuysa kaydırağa bağlanır. Bu olağanüstü teknolojik buluş sayesinde uçağı tahliye eden yolcuların kanatlardan düşme konusunda endişe etmelerine gerek kalmıyor. 3 numara. Penceredeki delikler. Uçağınızın kanatlarındaki gizemi incelerken baktığınız pencerede dikkatinizi çeken bir şeyler oldu mu? Pencerenin altına doğru bakarsanız camda minik yuvarlak bir delik görürsünüz. Oldukça küçüktür ve genellikle çevresinde buzlanma meydana gelir. Yolcuların yüksek irtifalarda rahatça nefes alabilmeleri için uçakların dahili basıncı muhafaza etmeleri gerekir. Penceredeki bir deliğin bu amacın tam tersine hizmet ettiğini düşünebilirsiniz. Fakat durum aslında bunun tersi. Bu küçük açıklık havalandırma deliği olarak bilinir ve uçuş için hayati bir rol oynar. İlk bakışta fark etmeyebilirsiniz. Fakat uçaklardaki tüm pencereler birbiri üzerine geçirilmiş 3 cam katmanından oluşur. En içteki katmana hasar katmanı adı verilir. Ve amacı yolcuların diğer 2 katmana hasar vermesini önlemektir. Dış katman yüksek basınçlara dayanıklıdır ve delik ortadaki katmanda bulunur. Bu pencerenin içerisinde küçük bir hava cebi oluşturur ve kabinle katmanlar arasındaki basıncı dengeler. Bu sayede camların üzerindeki baskıyı da oluşabilecek arızaları da oldukça azaltır. Keşke tişörtümdeki delikler de onu daha sağlamlaştırsaydı. Böylece yeni kıyafetler almamak için bahanem olurdu. Evet, bu pek de iyi bir espri olmadı sanırım. 4 numara. Gizli trabzan. Uyumak için nereye gideceklerini bulma umuduyla uçuş ekibini izlerken sanki birinin yapıştırdığı sakızı ya da başka bir şeyi arıyormuş gibi ellerini bagaj kısmının altında sürükleyerek yürüdüklerini fark etmiş olabilirsiniz. Bu oldukça tuhaf görünebilir ama biraz daha yakından bakarsanız tutundukları yeri gördüğünüzde her şey anlam kazanacaktır. Günümüzdeki birçok yolcu uçağında başüstü bagaj bölümü boyunca uzanan bir trabzan vardır. Bunun ana işlevi türbülans esnasında mürettebatın güvenli şekilde ilerleyebilmesini sağlamaktır. Bu oldukça iyi bir özellik. Ne de olsa bazı yolcular kabin memurunun yeterince hızlı gelmediğinden yakınır. Bir de üstlerine düşselerdi nasıl tepki verirlerdi düşünsenize. Ayrıca tuvalete gitmeniz gerektiğinde önünüzdeki yolcunun koltuğundan destek almak yerine bu trabzanlara tutunabilirsiniz. Bunun olmasından siz de nefret etmiyor musunuz? Zaten koltuklar başkasının parmakları kafamda dolaşmadığı zamanlarda bile yeterince rahatsız ve dar. Affedersiniz. Kısıtlı alanlardan bahsetmişken sıradaki maddemiz bu konuda size biraz yardımcı olabilir. 5 numara. Kolçak ayarlama tuşu. İnsanların hava yolculuklarında en çok muzdarip olduğu konulardan biri alan yetersizliğidir. Uzun boylu biri olmasanız bile muhtemelen siz de bu konuya katılacaksınızdır. Eğer uzun boylu biriyseniz, dizlerinizi önünüzdeki masaya ve ayaklarınızı karşınızdaki koltuğa çarpıp durmaya hazır olun. Peki bu küçük alan konusunda ne yapabilirsiniz? Aslında bu nerede oturduğunuza göre değişir. Cam kenarındaysanız nefes kesici manzarayı teselli ödülü olarak kabul etmeniz gerekiyor. Ama orta koltuktaysanız arada kaldınız ve yolculuğunuz pek de keyifli geçmeyecek demektir. Doğru duydunuz orta koltuktakiler. Manzarasızlık, dar alan ve yanınızdaki kişinin her kalktığında size sürtünerek geçmesi ödüllerini kazandınız. Ama olumlu bakın. Kötü uçuş tombalasını tamamlamak için geriye sadece terminalde bagajınızı ve cüzdanınızı kaybetmek kalıyor. Tebrikler! Fakat koridor tarafındaki koltukta oturuyorsanız iyi haberlerim var. Yanınızdaki o rahatsız kolçak var ya, hani kollarınızı ve bacaklarınızı rahatça hareket ettirmenizi engelleyen o küçük plastik şey. Muhtemelen onun hiç hareket ettirilmemesi gerektiğini ve ondan kurtulmak için İngiliz anahtarıyla tornavidaya ihtiyacınız olduğunu düşünüyordunuz. Ama durum böyle değil. Kolçağın altında elinizi gezdirin. Menteşelere yakın bir noktada küçük bir tuş bulacaksınız. Bu tuşa basın ve rahatsız edici kolçağı yolunuzdan kaldırın. Bu sayede hareket edebilecek çok fazla alanınız olur. Ayrıca uçuş sonunda başüstü bagajından valizinizi alırken de bunun oldukça faydasını görürsünüz. Peki, havayolu sırlarıyla ilgili hazırladığımız bu küçük bilgilerde atladığımız konular var mıydı? Yorumlarınızı bekliyoruz. Eğer bugün yeni bir şey öğrendiyseniz videoyu beğenin ve bir arkadaşınızla paylaşın. Ayrıca işte hoşunuza gideceğini düşündüğüm diğer videolar. Sadece soldakine ya da sağdakine tıklayın ve unutmayın. Hayata olumlu bakın.